1978 yılında Bursa Uludağ eteklerinde bulunan Soğukpınar Köyü'ne doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Bursa'da faaliyet gösteren değişik eğitim kurumlarına tamamladım. İlkokul yıllarımızda köyümüzde TRT programlarında TÜBİTAK tarafından ödüllendirilmiş Cahit Arf, Profesör Doktor Mustafa İnan gibi değişik araştırmacının hayat hikayelerini dinlerdim. Bu hayat hikayeleri bana bilim adamı olma, araştırmalar yapma yönünde esin kaynağı olmuştur. İlkokul hayatımdan sonra yine Bursa'daki okullarda eğitimimizi tamamladık ve akabinde Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde dereceyle lisans eğitimimi tamamladım. Akabinde yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı yine aynı bölümde bitirdim. Lisansüstü çalışmalarımda genel olarak Bursa'da faaliyet gösteren otomotiv fabrikalarının ürünlerin hafif tasarımı üzerine topoloji ve şekil optimizasyonu konularında çalışmalarımı tamamladım. Doktora çalışmalarım akabinde Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Michigan Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştım. Bu çalışmalarım kapsamında topoloji optimizasyonu yaklaşımına yeni bir boyut getiren çok komponentli topoloji optimizasyonu yönteminin geliştirilmesi konusunda çalışmalarda bulundum. Bu çalışmalarımız kapsamında mevcut yöntemler tek parçalı üretim konusunda destek olurken çok parçalı ürünlerin geliştirilmesine yeni bir katkımız oldu. Ve bu çalışmalarımız akabinde yine Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Mississippi State Üniversitesi'nde çalışmalara bulunmak üzere davet aldım. Bu çalışmalarımız kapsamında taşıt çarpışma performanslarının geliştirilmesi üzerine çalışmalarda bulunduk. Bu bağlamda yeni nesil malzemelerin yani alüminyum ve magnezyum gibi malzemelerin çarpışma performansının iyileştirilmesi üzerine çalışmalarda bulunduk. Bu çalışmalarımı tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği bölümüne yardımcı doçent olarak atandım. Ve akabinde üniversite arası kurul tarafından doçentlik unvanını aldım. Bursa'da yeni kurulan Bursa Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne çalışmamı devam ettirmek üzere geçiş yaptım. Ve burada Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği gibi bölümlerin kurucu bölüm başkanlığını ve ayrıca Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nin kurucu dekan yardımcılığını yaptım. Akademik çalışmalarımız sırasında genel itibariyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Santes projeleri, TÜBİTAK, TEDEP tarafından desteklenen sanayi projeleri ve TÜBİTAK ARDEP tarafından desteklenen araştırma projenin yürütücü olarak görev aldım. Bu projelerimiz kapsamında Bursa'da ve Türkiye'nin değişik yerlerinde faaliyet gösteren otomotiv sektöründeki firmaların ürünlerinin daha hafif ve mevcut şartlara göre kriterleri sağlayan ve kriterleri ihlal etmeyecek şekilde tasarlanması konusunda çalışmalarımız oldu ve bu bağlamda yenilikçi ürünler geliştirdik. Türkiye'de araştırma faaliyetini yürüten araştırmacıların önemli bir çoğunluğunu genç araştırmacılar oluşturmaktadır. TÜBİTAK ödülleri aracılığıyla genç araştırmacıların ödüllendirilmesi gençlere motivasyon sağlamakta ve bu onure edinme çalışmaları gençlerin daha başarılı olmasına, daha fazla çalışmasına ve daha yeni ürünler ve buluşlar yapmasına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle bu teşvik ödülleri araştırmacının cesaretlendirilmesi anlamında çok önem arz etmektedir.